Kıptekin ülkede planlı elektrik kesintilerine gidileceğini açıklamasının ardından Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı da bir açıklama yaparak ülkede oluşması muhtemel bölgesel kesintilerin önüne geçmek ve elektrik enerjisinin sağlıklı bir şekilde üretilip dağılımını sağlamak amacıyla Aksa'nın Karacık'ta bekleyen %3.5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine son kez olmak üzere izin verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aksa'nın ithal ettiği %3.5 oranında kükürt içeren yakıtın ülkeye girişine izin verilmemesi ve Aksa stoklarında oluşan açık nedeniyle ülkede meydana gelen enerji kıtlığı riskinin önüne geçilmesi maksadıyla Başbakan Ömer Kalyoncu Başkanlığı'nda Enerjiden Sorumlu Bakan, Tarım Bakanı, Çevre Bakanı ve Maliye Bakanı Kıptek ve Aksa yetkilileriyle ivedi olarak bir araya gelerek bazı kararlar üretti. Toplantıda alınan kararları kamuoyla paylaşan Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ocak öncesinde yeni yakıt temininin mümkün olmaması ve oluşacak enerji açığının Kıptek veya Güney Kıbrıs'tan karşılanamayacak olmasından dolayı son kez olmak kaydıyla Aksa'nın Kalecik'te bekleyen %3.5 oranında kükürt içeren yakıt tahliye etmesine izin verildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında ülkeye girişine izin verilen yakıtla Aksa tesislerinde kurulu bulunan baca filtre sisteminden dolayı oluşacak emisyonun %1 kükürt içerikli yakıta eşdeğer olduğu da vurgulandı. Bakanlık açıklamasında 6 Kasım 2014, 1 Temmuz ve 13 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bazı muğlak ifadelere yer verildiği belirtilerek buna bağlı olarak Aksa'nın yargıya başvuruda bulunduğunu, bunun da göz önüne alınarak Kıptek ve Aksa arasında yeni bir anlaşma yapılmasına karar verildiği ifade edildi açıklamada yapılacak ilk bakanlar kurulunun yeni bir karar üreterek hiçbir koşulda %1 kükürt oranı üzerinde yakıtın ülkeye girişine izin vermemesi yönünde karara varılacağı da dile getirildi. Kıptek tarafından yapılan yazılı açıklamada Aksa Enerji Üretim AŞ'ye ait Karacık'taki santrallerine yakıt tedarikinde ortaya çıkan sorun nedeniyle bugünden itibaren Aksa'nın yakıt tedarik sorununu çözüp devreye girmesine kadar ülke genelinde planlı ve zorunlu elektrik kesintileri uygulanacak denilmişti. Kıptek'ten yapılan ikinci açıklamada ise kesinti programının iptal edildiği duyuruldu.